Evet, size şimdi hızlıca laktostar kurulumundan bahsetmek istiyorum. İlk önce kutu içeriğinden çıkan damları koyalım. Şurada boş bir bidonumuz var. Cihazla beraber gelen. Intensive cleaning dediğimiz derin temizlik solüsyonu. Ve cleaner dediğimiz hızlı temizlik solüsyonumuz var. Bunun yanında bir adet güç kablosu, yazıcı güç kablomuz ve yazıcı data bağlantı kablomuz var. Yazıcımız burada. Ve cihaz için gerekli hortumlar, arkadaki sıvı giriş ve çıkışlarını sağlamak için hortumlarımız gelmekte. Şimdi cihazın bağlantı noktalarını görelim. Şurada güç bağlantı yerimiz, güç kablosunun gireceğimiz yer. Arka kısımda yazıcı güç bağlantısı ve yazıcı data kablosunu gireceğimiz yer. Diğer sağ kısımda ise yine arkada hortum girişlerimiz ve manuel pompa temizlik düğmemiz gözükmekte. Evet, şu anda ve cihazımızın güç kablosunu cihazın sağ tarafında bulunan güç saketine takıyoruz. Ardından cihazın arka tarafında bulunan üst kısma yazıcı güç kablosunu, ardından altındaki sokete yazıcının data kablosunun bağlantısını yapıyoruz. Daha sonra ardından şimdi hortum girişlerine gelelim. Şurada arkada cihazın sağ arkasında gördüğünüz gibi cleaner in, zero ve out 3 adet hortum girişimiz var. Üstteki cleaner in yazan hortumumuzu cleaner solüsyonumuza üstten direkt giriyoruz. Daha sonra altındaki zero yazan hortumumuzu direkt saf suya giriş yapıyoruz. Ve son olarak out yazan, yani atık sıvı bağlı olan hortumumuzu da herhangi bir boş atık kabına giriş yapıyoruz. Bu bağlantıların hepsini cihaza enerji vermeden önce gerçekleştirmemiz gerekir. Cihazımızın bütün kablo bağlantıları ve hortum bağlantıları sıvı girişlerini yaptıktan sonra cihazımızı sağ tarafta bulunan on-off tuşundan açıyoruz. Bu
Yazımızın ekranı geldikten belli bir süre sonra otomatikman temizleme moduna geçeceği için eğer direkt ölçüm yapmayacaksak yaklaşık 1-2 dakika sonra temizlik moduna geçer. Bu yüzden şu numune çekme borumuz bizim. Bunu saf su içine bırakıyoruz. Saf su içine bırakmamızın sebebi otomatik temizlik modunda biraz kendi kendine içine hava çekmesin diye. Şimdi menümüze gelelim. Burada gördüğünüz ok tuşlarında en azı çözülmedik. Sonra aşağı bakıyorum. Burada setup menü. Onu tıklayalım. Nelerimiz var? Üzerine verdiğimiz menüyü içine girebilmemiz için ön kapak menüyü. Yani last menüyü, ön kapak 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 menüyü, ön ayarlar, teknik ayarlar kısmında temp ayarları. Bunların servis harici yani kullanıcıların ayarlarını değiştirmemesini gerektirir. Bunun da ayrıca servis kullanıcı. Buradaki ayarlar yani yaklaşık temizleme vermiş. 6 dakika boyunca cihaz kullanılmazsa otomatikten kendi kendine temizliğe bakar. Bunu sıkarsanız artık kazanabilirsiniz. Hemen altında temizleme ve sıfır kalibrasyon dediğimiz kısımlar. Bu da yine zamanında gördüğünüz gibi bir şekilde bunu ister artık ister ayarlayabilirsiniz. Sıfır kalibrasyon dediğimiz cihaz saf suyu yapıyor. Bunu da zamanında cihaz çalışmıyor. Kendinize bıraktıysanız mutlaka numune portunun ucuna saf suya daldırın. Kendinize bırakın. Kendinize saf suya. Bunları geri yapıyoruz. Burada başka temp ayarlarımız var. %95 bunların değiştirilmesini kesinlikle önermiyoruz. Çünkü cihaza kalıcı zararlar verebilir. Numune ölçüm sayısı ard arda. Benim 2-3 deseyde yükseltebilirsiniz. Arda arda ölçüm yaptıktan sonra ortalama cevap verirsiniz. Eğer 3 ayarlarsanız, eğer 2 ayarlarsanız aynı numaradan 2 dakika içinde yaptığı ölçümün ortalamasını size tek sonuç olarak bildirir. Burada gördüğünüz gibi zaman, tarih, bu nokta parametre ayarları var. Burada cihazımızın yağdırı, yoğunluğu, müşterinin kullanımları. Bunları istersek ekranda ister verip ister vermeyelim. Yani mesela diğer ölçümüzü yaptık kullanımımızda. Laktoz değerini veya donma noktasının değerini görmek istemiyoruz. Bunun için donma noktasının üzerine veriyoruz. Enter diyorum. Çarpı işareti çıktığında biraz ölçümünü tuttuktan sonra ekranda donma noktası değerini görmezsiniz. Yani bunları aktif veya diğer kullanabilirsiniz. Parmak değerini görmezsiniz. Özür diliyorum. Bunun ardında setup menüsünde farklı bir ayar yoktur. Kısır olarak kullanmamız var. Temizlememiz var. Bunu biliyoruz. Burada gördüğünüz gibi sistemin uzmanlığı olarak direkt herhangi bir ürünü seçerseniz ölçümüzü kullanabilir. Bunun ihtiyacı direkt temizleme yaptırmasını bırakın. Yoğun temizlik dediğimiz yani sırası da haftada bir kere kullanıcılarımıza öneriyoruz. Bunun takasında bir şey kullanıcılık yapmanız gerekiyor. Çünkü tut yağlı maddeleri için seni kalbisi kalabiliyor. Bunun ancak
Bunun için de prosedürünü gerçekleştiriyoruz. Altının basitliğinde, temizleme basitliğinde hakkında otomatik olarak bütün bu mevzuları temizler. Ardından saf suyla yarı sıfır kalibrasyon yapar. Şurada bir basit temizleme yapabiliriz. Mesela bir ölçümü yaptınız. Ardından farklı bir numuneyle çalıştırdınız. Şimdi direkt temizlemeyi burada yapabilirsiniz. Yani numuneyi ölçtüm. Farklı bir numuneyi ölçtüm. Bir yerde temizlik yapabilirsiniz. Sarsıyla. Ardından değerlendirmeyi de çalışabilirsiniz. Burada ölçüm nasıl olduğunu. Burada kurulama dediğiniz. Yani farklı numuneye geçiştirdiniz. Burada ölçüm. Buradaki ürün kalibrasyon. Ürün kalibrasyonu gördüğünüzde burada A ve B olarak ikinci kullanılmaktadır. Bu kısmını A değerleri kesinlikle değiştirmiyoruz. Sadece B değerleriyle alakalı. Bir değişim yapabiliyorum. Bu değişimi de yapabilmek için kalibrasyon yapacağınız su kullanmasının bütün değerlerini net olarak bilmeniz gerekiyor. Yani bu değerlerinizde ya durmakta, protein, laktik, yoğunluk, domino testi değerlerini net bilmeniz gerekiyor. Çünkü sağlıklı bir kalibrasyon yapalım. Bu benim değerlerimi uygun tutmadık. Sonuçlarını B kısmına girdikten sonra benimlerin altına gelip B kalibrasyonu başlatarak kalibrasyonu başlatıyoruz. Ama bunun gibi kalibrasyon yapacağımız için bütün değerlerini net olarak bilmemiz lazım. Eğer bilmiyorsak kesinlikle kalibrasyonla uğraşmayacağız. Burada da benim de sıfır kalibrasyon. Sıfır kalibrasyon başlattığımızda buraya bunun çekilmeden saf suyu kullanmak gerekiyor. Cihazımız bu şekilde çalışıyor. Şimdi onu ölçüm yapalım. Şu anda süt numunemizi hazırladık. Numune çekim çubuğumuzu sütümüzün içine daldırıyoruz. Daldırdıktan sonra Enter tuşuna bastıktan sonra cihazımız numune çekimine başlıyor. Ve bu işleme başladıktan sonra ekranda ölçüm değerleri çıkana kadar cihaza hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Evet, şu anda gördüğünüz gibi. Bırakamayız. Direkt numune ölçüm hortumumuzu alıyoruz ve saf suya daldırıyoruz. Tekrar menüden tuşlar yardımıyla durulamaya gelerek enter'a basıyoruz ve cihazımızı şu anda durulamaktayız. Bunu farklı numune ölçümleri arasında yapabilirsiniz. Diğer numune ile sütümüz karışmasın diye. Bunu iki defa yaptığınızda yeni bir numune ile ölçüme başlayabilirsiniz. Cihazla ilgili bilgiler yani bunlar içeriyor. Daha detaylı kullanım için kullanma kılavuzuna başvurunuz.
İyi çalışmalar, kolay gelsin.